Yeniden hoş geldiniz. Kayda Gelsin devam ediyor. Keşke reklam arasında da kamera açık kalabilse ve konuştuklarımızı dinleyebilseniz. Bazen konuşulanlar var, konuşulabilecekler var, bazen konuşulamayacaklar var oluyor siyasette. Şimdi biraz seçim sürecini konuşalım. Türkiye bir seçim sürecine gidiyor. Bir defa Kasım'da bekliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kasım biraz uğurlu herhalde. İlk Kasım'da iktidar olmuştu. Aslında bu Kasım lafını çoktandır telaffuz ediyorum. Belki de ilk söyleyenlerden biriyim. Zaman ilerliyor ama ben hala Erdoğan'ın kafasında bir Kasım planı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar attığı adımlar ona işaret ediyor. Çok popülist adımlar attı. Her ne kadar yetersiz de olsa asgari ücrette, memur maaşlarında, emeklilerde bir iyileştirme söz konusu. Öte yandan yine öğrenci affı, askere gidemeyenlerle ilgili aflar ve birçok popülist adımlar. Hatta birkaç ay önce söyledim, önümüzdeki günlerde o adımı da atabilir. Enerji fiyatlarında beklenmedik indirime gidebilir Erdoğan. Eğer onu alırsa, böyle bir adım atarsa bilin ki artık erken seçim kafasında olgunlaşmış. Ama bu ihtimal bence hala güçlü. Birkaç sebeple güçlü. Bir, kışı geçirmesi çok zor Erdoğan'ın. Giderek Türkiye ekonomisi çöküyor. Çok ağır bir krizin eşiğinde aslında. Halk bunu ne kadar hissediyor çok emin değilim. Gerçi hayat pahalılığı gerçekten travmatize etmiş toplumu, bunu okumak mümkün. Ama gerçek katastrofi yaşamadık hala. Yani kısa vadeli dış borç inanılmaz, 190 milyarları bulmuş, hazine eksi 60 milyar dolarlarda, CDS risk primleri 900'lere vurmuş, para bulamıyor. İngiltere'ye geldi defalarca, bulamıyorlar. Bankerler rest çekti, seçimi bekleyeceğiz dediler. Bunu da bilerek söylüyorum. Yani toplantıya katılanlarla görüştüğüm için net söylüyorum. Tefeciler hayır, seçimi bekleyeceğiz dediler. Suud ona keza, onlar da seçim bekleme kararı aldılar. Bakın hiçbir rasyonel adım yok. Şu anda Erdoğan'ın erken seçim yapmak lehine görünüyor. Eğer çünkü kışı bulamıyor. Eğer kışı beklerse daha derin bir sıkıntı başlayacak. Yaz döneminin getirdiği bir rahatlık var. Enerji tüketimi azaldı. İşte lokal tarım ürünlerinin, bölgesel tarım ürünlerinin yansıttığı bir takım fiyat indirimleri söz konusu. Ama yine de tabii çok şüphesiz çok pahalı. Ben her ay geldiğimde şok oluyorum fiyatları gördükçe ve yani fiyatların nasıl dramatik yükseldiğine tanık oluyorum. En son İngiltere'ye yaklaşmış buradaki fiyatlar, onu söyleyebilirim. Yani İngiltere daha kötü diyorlar burada da, öyle bir şey yok. Anlayamadım. Yani, değil mi? İngiltere'de daha kötü diyorlar durumlar. Öyle yani, değil yani, değil mi? Yani raflar boşmuş, çok yukarı hayır, yani. Hayır, hiçbirisi doğru değil. İngiltere'de asgari ücretin saatliği 10 pound, günde 2100-2200 lira para alıyor bir asgari ücretli. Yani aldığı para da korkunç, o bakımdan öyle değil. Ama yine erken seçime dönecek olursak, yani erken seçim kararı almak Erdoğan'ın lehine. Bir de hep sonbahar Erdoğan için uğurlu bir aydır. Özellikle AKP'nin ilk iktidara geldiği ay, daha sonra ikinci bir seçimle yeniden ipi göğüslediği ay. Olumlu bakar buna. Fakat tabii bunlar hani daha çok duygusal şeyler. Asıl reel olan kışı geçirmek gerçekten zor olacak Türkiye için. Şu anda para basılıyordur. İşte ek bütçe biliyorsunuz gündeme geldi. Bir süre, birkaç ay hani toplum bunu çok fazla hissedemeyecek, para basılmanın getireceği enflasyonu vesaireyi ve kış ayları daha dramatik geçecek toplum için, bu çok belli. Bunun hesabını mutlaka yapıyordur. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın teşkilatlarda bir revizyona gideceği, büyük bir operasyon yapacağı konuşuluyor. Teşkilatlar aslında istim üstünde, görüştüğüm yerdeki yerlerdeki AKP'liler de bunu hissetmiş durumda. İl başkanları nezdinde birçok ilde bir operasyona gideceği söyleniyor. Erdoğan'ın bu klasik yaklaşım biçimidir. Yani bir taze kan, yeni bir umut, yeni bir değişim. Bu taze kan tabana, hani AKP'nin kendi kimliğine mi uygun tabii, değişim tabii, yoksa sonradan gelen işte AKP dışı kadrolara yakın? Hayır, AKP'ye tamam, bu bir devirdi, işte metal yorgunluğu diyecek, taze kan diyecek, bir yenilik diyecek, bir umut vermeye çalışacak. Ve yine iddialı bir şey söyleyeceğim. Şu anda AKP saflarında parlamentoda görev yapan milletvekillerinin en az yarısı bir sonraki seçimde parlamentoda olmayacak. Bir de sokakta da herhalde çok tepkiyle karşılaşıyorlar. Siz de onu gözlemlediniz. Bugün örneğin Varank'ın bir konuşması var. Trabzon halkına bize güvensin derken arkadan işte unun çuval fiyatı bu kadar oldu. Ne anlatıyorsun sen? Evet. Ekmek 8 lira, bir çuval un 500 lira.
çok önemli bir şey. Ben buradan şöyle bir okuma yapıyorum. Aslında benim de gördüğüm şey o. Tabii hani benim bir yetkili bir siyasi kimliğim yok ama taban artık sesini yükseltmeye başlamış. Sokaklar bağırıyor. Sokaklar yüksek perdeden eleştirisini, kaygılarını dile getiriyor. Mümkün mü siz bir AKP'li bakanın toplantısında kalkıp konuşacaksınız, eleştiri getireceksiniz? O adam bilmiyor mu başına muhtemelen nelerin gelebileceğini ya da hepsinden önemlisi orada bulunan AKP'lilerin nasıl bir tavır içerisine gireceğini bilmiyor mu? Ya da daha sonra başına gelebileceklerini öngörmüyor korku mu? Korku eşiği açıldı. Ama korku eşiği aşıldı. Bu çok önemli. Aslında toplumun içinde bulunduğu psikolojiyi yansıtan bir anlamda önemli bir gösterge. Ben bunların bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bundan birkaç hafta önce bir değerlendirme yaptım bir yerde. Mümkün olduğu kadar lokal medya AKP'li siyasetçilerin toplantılarını izlesin. Yani yerel medya, sizin her yere kameraman gönderme şansınız yok ama yerel medya, buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bütün AKP'li siyasetçilerin tabanda yaptığı siyasi faaliyetleri izlesin. Bakın toplum ne tepkiler veriyor ve bakın ne tür karelere tanık olacaksınız. Çok bir izledim mi o sesi? Evet, yani Varank'ın halkla karşı karşıya kaldığında aldığı evet. tepkiyi. Siz aynı zamanda o tepkileri hekim olarak da çünkü değerlendirebilirsiniz. Bir izleyelim. Biz dediğim gibi NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı? Bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Evet. Elleme kalsın orada. Kalsın. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki tane şey var. Vatandaş çok cesur, net bir tavır koyuyor hiçbir şeyden korkmadan. Çünkü kaybedecek bir şey yok. Fakat konuşmanın arkasında onu destekleyen etrafında insanlar var. Gülenler var, alkış tutanlar var. Bu çok önemli. Yani taban artık tepki veriyor. Fakat Varank'ın dili çok rahatsız edici bir dil. Bırakın diyor, kalsın diyor falan. Yani böyle bir devlet olmaz. Yani böyle bir devlet elleme, olmaz. Elleme kalsın diyor. Un çuvalından söz ediyor. İnsana, ve bunun çok örneklerini de yaşadık. Dövülerek götürülen ve Erdoğan tarafından küfür edilen hatta şeylerle de karşılaştık. Çiftçiyle de karşılaştık. Evet. Peki bu yani sokaktaki böyle bir tepkiyi görebiliyoruz artık. Şamil Tayyar da AKP'nin MKYK üyesi. Bir tweet attı ve dedi ki ya işte seçime bir an önce gidilmesi gerektiğini söyleyen o seçim sürecinin sancılı geçebileceğini bu aranın belirten bir tweet attı. Bu yine bir sizin bahsettiğiniz gibi bir erken seçime gidelim bu işte kışı geçirmek çok zor yaklaşımı mı yoksa parti içinde de bir hareketlenme mi görüyor ya da bir kaygı mı duyuyor? İçerideki kavga artarsa daha için aşılamaz bir hale gelir diye mi seçime erken? İkisi de doğru aslında. Birincisi kışı geçirmenin zor olacağı fikri artık birçok ekonomist tarafından da söyleniyor. Biz de aynı kanaate sahibiz. Bunu akıl sahibi herkes görüyor aslında. Birincisi bu. Ama ben zannediyorum kapalı kapılar ardında ya bu iş olmuyor artık. Bir seçime gitmek lazım. Bak gecikirsek bu iş daha da derinleşecek ve kaybedeceğiz. Korkusudur bu. Kapalı kapılar ardında yapılan konuşmaların bir anlamda yansımasıdır. Şamil Tayyar'ın böyle bir takım öncül çıkışları vardır. Bir anlamda ben zamanında söylemiştim demek için belki de. Ama bu tek başına söylenen bir söz değil. Bu sadece Şamil Tayyar'ın kendi düşüncesini yansıtan bir ifade değil. Mutlaka bu parti içerisinde konuşulmuştur. Mutlaka ya kaygıyla ya da yapsak nasıl olur şeklinde bir tartışmayla gündeme gelmiştir. Ve Şamil Tayyar bunu yansıtıyordur. Bu parti içinde var olan bir görüşün yansımasıdır. Turan Bey, seçimi kazanamamaktan AKP içerisinde taşınan bir kaygı var mı peki? Ya da şunu mu düşünüyorlar içeridekiler? Ne yapar eder Erdoğan bu seçimi alır? Çok ilginç. Her iki görüş de hakim. Geçtiğimiz günlerde şu anda aktif AKP milletvekili olan çok eski birkaç arkadaşımla görüştüm. Bir kere şunu kabul ediyorlar. Yani ekonomik olarak zordayız. Bunu söylüyor aktif milletvekili bu arkadaşım. Fakat altılı masa bu işi çözemez. Çözse yine Erdoğan çözer. Peki nasıl çözecek diyorum. Hani 20 yıldır böyle. Hani biliyorum sen muhalifsin, bize güvenmiyorsun ama diye bir cümleye başlıyor. Peki nasıl çözecek? Bir açıklaması var mı bunun?
ya reis bir şekilde çözer diyor. Yani böyle bir inanç var. Fakat bunun aksini iddia edenler de var. Yani ya bu iş nereye gidiyor diye kaygıyla geleceğe bakanlar da var. Ama AKP içerisinde şu anda aktif milletvekilliği yapan birçok isim bir şekilde şapkadan tavşan çıkacağına dair güçlü bir duyguya sahip, inanca sahip. Peki şeyi planları var mıdır sizce? Yani gemiyi son terk eden o gemiyle birlikte batar. Yani gemiden erken çıkayım, yeni partilere yöneleyim, işte bu zaten seçimi kaybedeceğiz, zaten bir suç geçmişi de var, kendimi bir an önce bundan kurtarayım düşüncesiyle bir parçalanma veya bir kopuş tahmin ediyor musunuz? Demirtaş'ın anketler geldikçe o yönde bir yazısı var bugün. Bunu aslında birkaç aydır hep söyledim, aynı görüşümü tekrar edeceğim. Daha önceden de özellikle DEVA'ya kitlesel halde milletvekillerinin geçeceği iddia edildi. Şiddetle reddettim, mümkün değil. Ben seçime kadar hiçbir AKP'linin ayrılacağı kanaatinde değilim. Bir kopuş olmayacak yani. Bir kopuş olmayacak. Yani anketlerde çok düşük çıksa, kesin kaybedeceği gözükse bile bir kopuş olmayacak. Birkaç sebeple. Bir kere yine tekrar edeceğim görüşümü. Şu anda milletvekili olanların en az yarısı bir sonraki parlamentoda olmayacak. Ya listeye konmayacak ya kazanamayacaklar. Bunu seçimden sonra lütfeder davet ederseniz o listelerde tekrar konuşur tartışırız. Öte yandan ayrılsalar zaten kendilerine başka yerde şans bulma ihtimalleri de yok. Yani diğer partilerin. Şu anda aktif milletvekili olan bir AKP'liyi saflarına alması kendilerini bir anlamda sorgulatır. Dolayısıyla tek şansları bu. Erdoğan da son güne kadar gönüllerini hoş tutacak. Ben büyük bir değişiklik yapacağını düşünüyorum. Taze kan diyecek, yeni vizyon diyecek, mutlaka Alevilerden almaya çalışacak, Kürtlerden almaya çalışacak, soldan ithal etmeye çalışacak, altını çiziyorum. Yani sol tandanslı siyasetçileri yanına katmaya çalışacak ki bir mesaj versin topluma. Yeniden eskisi gibiyiz, bakın herkesi kucaklıyoruz havasını estirmek isteyecek. Ama ben netice alacağı kanaatinde değilim. Böyle bir şey söylüyorsunuz ki yani o zaman Cumhur İttifakı'ndan bir şekilde vazgeçme olasılığını görüyor musunuz? Örneğin hayır. MHP ile yani böyle MHP yanındayken böyle bir Kürtlerden oy almak veya hayır, işte sola onu söylemedim, özür dilerim. Yani o Cumhur İttifakı'nın içerisinden birilerini transfer etmek anlamında değil. Yani görüş olarak hani sol ya da demokrat kültüre sahip insanları MHP'nin de itiraz etmeyeceği karakterleri alarak bir anlamda eskiye dönüşün ya da herkesi kucaklamaya çalışmanın bir görüntüsünü sunacak. Geçtiğimiz günlerde bir grup AKP'liyle toplanmış, bir tanesiyle bir görüşme yaptım tesadüfen, bir kahve içti kendisiyle. Nasıl yaparız yani tekrar bu gidişi nasıl durdurabiliriz gibi bir sorusu olmuş. Arkadaşlarımızın da çok net bir cevabı olmuş. Birincisi bir kere eski yol arkadaşlarının söylediklerini dinlemeniz lazım demişler. Yani eleştirileri ciddiye almanız lazım demişler. Fakat en az bunun kadar önemlisi devlet kurumlarını eski hüviyetine kavuşturmanız lazım. Yani altılı masada diyor ya devlet kurumları artık tek el gibi Erdoğan'ın kendi inisiyatifiyle çalışan bir tek adam rejimine dönüştü. Arkadaşlarımız demişler ki devlet kurumları yeniden eski hüviyetine dönmesi lazım. Erdoğan bir arayış içerisinde tepeden bir kopuş olmaz sorunuza gelecek olursak. Yani aktif milletvekillerinden bir kopuş beklemiyorum ama tabanda büyük kırılma var. AKP tabanında büyük bir ayrışma söz konusu. Eskiden bir siyaset yaptığımız dönemde evlere giderdik, kapıları çaldığımızda gelmeyin buraya, biz zaten size vereceğiz, ceketinizi de koysanız vereceğiz, gidin başka yerlerde çalışın derlerdi. Ama şimdi özellikle kadınlar AKP'ye ders vermeye hazırlanıyorlar. AKP'yi iktidara getiren kadınlardı, iktidardan edecek olanlar da kadınlar. Çünkü annelerin artık tenceresi, kadınların tenceresi boş. Çocuklar akşam yatağa aç giriyor. Akşam sabah kalktıklarında pazara giderken anneler iki kere düşünüyorlar. Evin ekonomisini çeviren kadınlar büyük bir sıkıntı içerisinde. Evet. Peki AKP bunun için bir hamle yapabilir mi sandıkta? Hatta daha somut sorayım. AKP